Dünyada şu anda Alzheimer hastalığı yayılma hızında 5. sırada. Bunun nedeni ise nüfusun hızlı yaşlanması. Alzheimer'ın önlenmesinde ise yaşam şekli çok önemli. Çünkü beyin kullan ya kaybet kuralıyla çalışıyor. Beyin kullanılmadığı zaman köreliyor. Uzun süre alçıda kalan kol incelir. Beynimiz de öyle. Ya kullan ya kaybet. Zihinsel, zorlayıcı ve ilginç aktivitelerle meşgul olmak, rutinin dışına çıkmak önemlidir. Rutin beyni köreltir. Konfor beyni köreltir. Onun için zihinsel olarak zorlayıcılık gereklidir. Alzheimer hastalığı ise kalp, tansiyon gibi sadece bireyi değil tüm yakın çevresini etkileyen bir hastalıktır. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Alzheimer'ın nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin şu önemli uyarılarda bulundu. Unutkanlık, Alzheimer ve demans birbiriyle bağlantılıdır. Bu bağlantı da yumurta ile tavuk ilişkisine benzetilebilir. Alzheimer, unutkanlık ve mutluluk dediğimiz üçgen. Genellikle Alzheimer hakkında bu ikisinin rolü vardır. Bir kimsenin kronik depresyonunun olması, mutluluğun az olması demektir. İkincisi de zaten kronik depresyonda bilgi depolama rezervleri kullanılmaya yavaşlıyor. Bu da unutkanlığa sebep oluyor. Kronik depresyonlarda genel Alzheimer oranı genel ortalamanın 3-4 misli daha üstünde. Fakat her kronik depresyon Alzheimer'a dönüşüyor demek değildir bu. Kişi yatkınlık genleri taşıyorsa, ailede depresyon varsa ve aynı zamanda depresyon tedavisiz kalmışsa Alzheimer için risk olabilir. Depresyonlu Alzheimer'ın nedensellik bağı vardır. Fakat bu %100 Alzheimer olacak demek değil. Sadece risk artıyor. Tıpkı diyabeti olanlarda kalp hastalığı riskinin yüksek olması gibi. Risk yüksektir ama her diyabetli kalp krizi geçirmiyor. Fakat riski artırıyor. Alzheimer'ın önlenmesinde yaşam şeklinin de önemli olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları söyledi. Kalbe iyi gelen beyne de iyi geliyor. Mesela kilo almamak, damar koruyucu beslenmek, Akdeniz diyeti yapmak gibi. Kalp sağlığıyla ilgili böyle yaşam önerileri kardiyologlar ve dahiliye uzmanları tarafından tavsiye edilir. Bu tavsiyeler aynı zamanda büyük oranda beyin dostudur. Ama sadece bunlar yetmiyor. Beyin sağlığının korunmasında fiziksel aktiviteler de çok işe yarıyor. Günde 5000 adım yapılan yürüyüş kalp ve beyin dostudur. 40 yaşından sonra herkesin günde en az 5000 adım yürümesi gerekiyor. 5000 adımı doldurmuyorsa ileri yaş için risk vardır. Alzheimer 5 yılda bir misli artıyor. Beyin dostu bir yaşamda en önemli şeyin beyni iyi kullanabilmek olduğunu söyleyen Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu uyarılarda bulundu. Şu anda dünyada ortalama yaş arttı. Türkiye'de ortalama yaş 80'lerde. Kadınlarda 80'i buldu. Erkeklerde yaş ortalaması 76'yı buldu. Her 5 yılda Alzheimer hastalığı bir misli artıyor. Bütün dünyada böyle. Sadece Türkiye'de değil. Ama Avrupa ülkelerinde Alzheimer sabit kaldı. Orada nüfus durduğu için Alzheimer oranı sabit kaldı. Dünyada şu anda Alzheimer'ın yayılma hızında 5. sıradayız. Bunun nedeni nüfusun hızlı yaşlanması. Yani yaşlı nüfus çoğalıyor, genç nüfus azalıyor. Türkiye'de makas tersine döndü. Bu da ciddi bir şekilde küresel etkilerin sonucu ortaya çıktı. Nüfusumuz azalmaya doğru gidiyor. Bunun yanında Alzheimer'la ilgili istatistik çalışmalarına bakacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Şu anda dünyada 50 milyon civarında Alzheimer tanısı almış kişi var. Bu rakamın 2050 yılında 150 milyona çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle Alzheimer hastalığı dünyanın gelecekteki en önemli halk sağlığı sorunu olmak üzere. Beynin iyi kullanılması Alzheimer'ı önleyebilir. Alzheimer'ın önlenmesinde beynin iyi kullanılması çok önemlidir. Çünkü beyin sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organdır. Kolumuzu ya da bacağımızı yanlış kullanırsak sakat oluruz. Aynı şey beyin içinde geçerlidir. Beynimizi kullanabilmek Alzheimer'da en önemli kritik bilgidir. Beyni kullanmayı bilen bir yaşantıda Alzheimer'la ilgili risk bile varsa Alzheimer olmuyor. Çünkü beynimiz bir kuyu gibidir. Kuyudan su çektikçe, kuyu nasıl açılırsa beynimiz de kullandıkça açılır.
O yüzden rutin ve konfor beyni köreltir. Çünkü beyin kullan ya da kaybet kuralıyla çalışır. Beyin kullanılmadığı zaman köreliyor. Uzun süre alçıda kalan kol incelir. Beynimiz de öyledir. Ya kullan ya kaybet. Zihinsel zorlayıcı ve ilginç aktivitelerle meşgul olmak, rutinin dışına çıkmak önemlidir. Rutin beyni köreltir. Konfor beyni köreltir. Konforlu yaşam beyni köreltir. Onun için zihinsel olarak zorlayıcılık gereklidir. Gündüz şekerlemesi erken belirti olabilir. Alzheimer'ın en önemli belirtisinin daha önce gündüz uyuma alışkanlığı olmayan bir kimsenin gündüz şekerlemelere başlaması olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları söyledi. 50 yaşından sonra bir kimse durup dururken uyuklamalara başlıyorsa Alzheimer'ın öncüsü olabilir. Unutkanlığı küçümsememek gerekiyor. Yaşa bağlı unutkanlıklar vardır. Bu normaldir. Ama bu yaşa geldik, bu kadar unutkanlık olur dememek gerekiyor. Eğer aileden anne ya da babadan birisinde unutkanlık varsa, 50 yaşına gelmiş birinde unutkanlık başlamışsa dikkat etmek gerekiyor. Bu tip hastalar için teste başlıyoruz. Bu testte yaş grubu normatif veri tabanı vardır. Bazılarının beklentisi çok yüksektir. Unutkanlık var aslında. Yaşa uygun unutkanlığı ama beklentisi çok yüksek. O hiçbir şey unutmayacağım diyor. Bu mümkün değil. Alzheimer aile hastalığıdır. Alzheimer'ın kalp, tansiyon gibi sadece biri değil, tüm yakın çevresini etkileyen bir hastalık olduğunu kaydeden Tarhan şunları kaydetti. Alzheimer aile hastalığıdır. Bütün aileyi etkiliyor. Bakım artıyor, sosyal davranışlar değişiyor, kişi artık evini bulamamaya başlıyor. Aile fertlerinin Alzheimer'ı yönetmesi gerekiyor. Örneğin kızı, anne neyi unuttun? Anne biraz önce söyledin ya, tekrar neden anlatıyorsun der. Bu durum hastayı daha çok kaygıya sokar. Aile bunu yapamıyor ve düzeltmeye çalışıyorsa, hasta daha çok hata yapmaya başlıyor. Öyle durumlarda daha çok soğukkanlı olarak onu anladığımızı hissettirmek önemlidir. Mesela kendisinin rızasını dahi almadan odasındaki tablonun yeri değişse o paniğe kapılır ve bir şeyler öğrenmekte zorluk çeker. Odasındaki yatağın yeri değiştirilse paniğe kapılır. Eşyaların yeri değişirse yine paniğe kapılır. Onun için Alzheimer hastaları bakım ister. Onun için bu da tedavinin bir parçasıdır. Hasta muhakkak uzmanından tedavi desteğini almalıdır.